Bu Yayılmaz. noktada neyi düşünmeliyiz peki? Yani bir fıtık ağrısı gibi fıtık olduğunu düşünmememiz gereken en baştaki ağrılardan bir tanesi değil mi? Dersiniz ya hocama beliniz ağrıyorsa muhtemelen fıtık değildir. Eee hiçbir... Yani bel fıtıklarında bel ağrısı olur ama her bel ağrısı bel fıtığıdır son derece yanlış Yanlıştır. bir inanıştır. Bel fıtığı çok başka bir şeydir çünkü evet. ama beliniz ağrıyordur. Gidersiniz MR çektirirsiniz, başlangıç aşamasında bir fıtıkla karşılaşabilirsiniz. Burada tabi ayrı tanı yapmak çok önemli. Hı hı. Bir bel fıtığı ağrısıyla bir basit bel ağrısını ayırt etmek e tabii ki o da bu işin uzmanının yapması gereken bir şeydir. E diğer bahsi geçen siyatik ağrısı mesela sinir basısı ağrısıdır. Evet. Yani eğer e, fıtık sinire baskı yapıyorsa bel ağrısıyla başlayan süreç bir anda değişir. Bu sefer ağrı kalçadan bacağa doğru inmeye Yayılır. başlar. Ee, bunun için illa bel fıtığı olması da gerekiyor. Kanal daralması, bel kayması, omurlik tümörleri. Yani siniri sıkıştıran ya da sinirde sorun olan, sinirin kendisinden kaynaklanan nöropatiler de dahil olmak üzere siyatik ağrısına sebep olabilir. Yani siyatik sonuçta vücudun en büyük siniri. Alt, e, omurganın alt tarafındaki 3 tane büyük sinirin oluşmasına oluşmuş bir sinir. Hmm. Herhangi bir sinirde bu problem varsa, baskı varsa siyatik ağrısı olur. Diğer sakroiliak eklem ağrısı ve kalça ağrısı, bu daha çok kalça bölgesi sorunlarında ortaya çıkıyor, kalça eklem problemlerinde, kireçlenmelerinde, oradaki adale yırtıklarında ya da bir takım romatizmal hastalıklarda özellikle sakroiliak bölgede bir takım sorunlar ortaya çıkabiliyor. Evet. Ama şu değil. Yani sakroiliak eklem ağrısı da siyetik ağrısı gibi bazen seyredebilir. Bel ağrısının altında farklı sebepler olabilir hiçbir şeyi standart hale getirmemek lazım. Biz genel olarak bir genel bilgilendirme adına bunları söyleyebiliriz. Ayşe ablayı buraya rica edeceğim. Ayşe ablam bu sabah beli ağrıyordu. Hatta ben de Kerem Hoca ayağına geldi diye. Beline, burada bizim sıcak hava üfleyen bir aletimiz var. Belini oraya tutuyordu. Muhtemelen rahatlatmak amacıyla yaptığı bir girişimdi. Önce bunu söyleyeceğim. Bel ağrısına sıcak mı yapılır, soğuk mu yapılır? Bilmeden yapmak yanlış mıdır? Kötü sonuçlar doğurabilir mi? Hemen panik yapıp yani doktora mı gitmeliyiz? Önce bunu bir söyleyelim. Ben mikrofonu vereyim. Şimdi sıcak ve soğuk genel olarak sadece bel ağrısı için söylememek lazım aslında. Bunu bir genelle vurmak lazım. Öyle yapalım. Ee, akut bir travma varsa mesela futbolcular şey yapıyorlar baş esnasında bir darbe alıyorlar. Ondan sonra bir tane özel şey vardır, sprey vardır. Soğutucu bir spreydir aslına bakarsanız. Sonra bir anda ayağa kalkarlar, tekrar spora geri dönerler, oyuna geri dönerler. Soğuk, yeni ortaya çıkan, özellikle travmaya bağlı durumlarda oradaki kan basıncını azaltmak suretiyle, oradaki yangıyı azaltmak suretiyle ee, ağrıyı azaltabilir. Tamam. Bel ağrısında da eğer e, böyle yeni ortaya çıkmış bir ağrı varsa soğuk uygulama yapılabilir. Şimdi ama zaman... ama eğer e, sorun enflamatuar bir şeyse, yangı varsa, romatizmal bir durumsa, enfeksiyon varsa çünkü bel ağrısının neden kaynaklandığını bilmiyorsunuz. Daha kronik bir durum varsa, adele spazmı varsa belle ilgili o zaman sıcak daha iyi gelir. O yüzden hep hmm. kaplıcaya giderler mesela belli bir yaştan Değil mi, sonraki kişiler. Doğru. Kronik bel ağrısı olanlar işte rutin olarak kaplıcalara giderler. Orada kendilerini rahatlatmaya çalışırlar. Peki Ayşe abla ve tabii ki ekran başındaki izleyicilerimize bu soruları yönelterek e, ağrınızın hangi seviyede olduğunu, hangi seviyede ise artık e, bir hekimimize, doktorumuza danışmamız gerektiğini söyleyebileceğiz az sonra. Ağrınız yüzünden işe gidemediğiniz oluyor mu? Hayır işe geldin. <laughs> Çalışırken kendimi daha rahat hissediyorum. Daha iyi hissediyorsun. Hayır diyorum. Boyun ağrınız kolunuzdan aşağı doğru iniyor mu? Veyahut da bel ağrınız bacağınızdan aşağı doğru iniyor mu? Hayır. Kolunuz veya elinizde uyuşma veya güçsüzlük oluyor mu? Hayır. Baş ağrısı çekiyor musunuz? Veya kürek kemiklerinizin arasında bir ağrı oluyor mu Ayşe abla belden kaynaklı? Hayır. Hayır. Ağrınız yüzünden ailevi etkinliklere katılamadığınız oluyor mu? Bir yere gidilecek, o benim benim ağrıyor gelmeyeyim gibi. İşe geliyorsun ama ailevi etkinliklere gitmeyebilir misin? Yok. Yok giderim. Giderim. <laughs> Ağrınız aileniz ve arkadaşlarınızdan uzak tek başınıza kalmanızı mı gerektiriyor? Hayır. Hayır. Değil mi? Diğer insanların çektiğiniz ağrının gerçek olmadığını düşündüğünü hissediyor musunuz? Bu insanlar beni anlamıyor ama aslında gerçekten ağrım var. Yok. Öyle bir şey de yok. Yanlış insan seçmişim ya. Hayatınız <laughs> üzerinde kontrolünüzün kalmadığını mı hissediyorsunuz? <gülüyor> evet. <laughs> Sonuncu evet. <laughs> Sert bir giriş oldu. Şimdi puanlama yapabiliriz hocam. Ee, Şimdi, neredeyse çoğunluğuna hayır dedi. Aslında evet bunlar çok güzel şey puanlama açısından güzel şey <laughs> ama <gülüyor> Ay, çok, çok şey. Uygun. Pardon hep birlikte. Ee, burada tabii ki Ayşe Hanım'daki problem yeni ortaya çıkan bir ağrı yani akut bir ağrı. Kaç gün önce ortaya çıktı? Üç gündür filan. Üç gündür. Yani evet. bir insanın bu sorulara evet diyebilmesi için bu ağrıyı çok uzun haftalar, çok uzun aylar ya da aralıklarla çok uzun seneler çekmesi lazım. Çünkü ağrıların en büyük özelliği şu daha çok fiziksel etkiler üzerinde duruluyor. Hı hı. Ama ağrı kronik ağrı çeken bir kişi düşünsenize yani bir ayın 20 günü ağrınız var. İşe gidiyorsunuz, işe gidemiyorsunuz. Artık izin almaktan çekiniyorsunuz. Rapor artık rapor kabul etmiyor iş yeriniz. Hı hı. Fiziksel ağrılar yani fiziksel etkilerinin dışında kronik ağrıların en büyük özelliği ki kronik olabilmesi için bir yılda defalarca tekrarlaması lazım hmm. ya da 3 aydan 6 aydan uzun süreli devam etmesi Cevabemiz lazım. Birikim. Yani 3 gün içerisinde bunları hissetmemiz zaten mümkün değil. O zaman ne oluyor? Fiziksel etkinin üstüne kişi bu sefer işi kaybetme korkusu, sosyal hayat etkileniyor. Bir eşiyle, dostuyla hiçbir yere gidemiyor gibi şeyler devreye giriyor. Evet, başlıyor. psikolojik faktörler devreye girmeye başlıyor. Ayakta bekletmeyeyim seni. Çok teşekkür ediyorum. Ve hocamız şöyle bir konuya dikkat çekiyor. Bu bel ağrılarına dikkat ediniz. Ağrınız 5-6 haftadan uzun süre devam ederse, hocam istediğiniz zaman beni durdurun lütfen. Ağrı çok şiddetli ve istirahat halinde azalmıyorsa, ağrı bir ya da her iki bacağa doğru iniyorsa, Bacaklarda uyuşma ve kuvvet kaybı varsa... Şimdi burası mesela son derece önemli. Buyurun. Yani e, demin bahsettik ya bel ağrısı normal standart e, her zaman karşılaştığımız daha çok daha doğrusu karşılaştığımız adele eklem kaynaklı duruş bozukluğuna bağlı olan ağrılar... E, belde olur. Hiçbir zaman kalçaya bacağı inmez. Hmm. O yüzden de bizim için kalçaya, belden kalçaya ya da kalçadan daha aşağı doğru inen ağrılar daha önemlidir. Tamam. Bu sinirdeki etkilenmeyi gösterir çünkü. Hele hele buna uyuşma ve kuvvet kaybı özellikle etki birlikte etki ekleniyor ise bu çok ciddi bir problemdir. Tabii ki bunun üstüne mutlaka gidilmesi lazım. Bu çok ne? önemli. Aynı zamanda ekleyelim dilerseniz hocam kilo kaybı ve ateş eşlik ediyorsa. Mesane ve bağırsak problemleriniz bu yine Burada kilo kaybı ve ateş de son derece önemli. Bunu çünkü bu mesaj bilmeyiz çünkü biz. yani biz hep daha olabilecek en sık ağrı tiplerini konuşuyoruz. Hı hı. Bugün bel ağrısının altında bir omurga tümörü, omurga kanseri ya da omurganın e, kemik ya da sinirleri tutan bir enfeksiyonu da olabilir. Hı hı. Burada kilo kaybı neyi bize düşündürür? 50 be belli bir yaşın e, belli bir yaşın üzerinde, 70 yaşın üzerinde, e, son 6 ay içerisinde 20 kilo vermiş, iştah kabiyle giden e, bir durum, bel ağrısı ve bacak ağrısı ile varsa aynı kişide bizim aklımıza hemen bel fıtığı değil. Öncelikle bu kişide bir kanser olabileceğini mesela düşünmek lazım. Hmm. Ya da ateş. Ateş nedir? Ateş bir enfeksiyon bulgusudur sonuç Doğru. itibariyle. Bir var yani gerçekten. ateşle birlikte ortaya çıkan ya da yatarken çünkü normal e, organik ağrılar, bel fıtığı ağrısı ya da mekanik ağrılar Hı -hı. yatınca geçer. Yatınca daha rahat hissederler. Hı -hı. Daha çok ayaktayken ve yol yürüdüklerinde bu ağrı sorununu yaşarlar. Ama bir kişi eğer e yatarken ağrısı artıyorsa, gece uykudan uyandırıyorsa bunun altında bir enfeksiyon ya da kanser ya da tümörel bir durum olma olasılığı çok yüksek. O yüzden e, bu tür ağrılar tabii ki çok, son derece önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.